İyi akşamlar. Nihayet futbol, nihayet beyaz futbol. Beyaz futbola hoş geldiniz sevgili seyirciler. Türkiye'nin efsane kadrosuyla karşınızdasınız. Karşınızdayız. Sevgili Rasim Ozan, sevgili Sinan abim, sevgili Abdülkerim abim, sevgili Ahmet hocam, Ahmet abim. Karşınızdayız Abdülkerim abi. Bir dakika Abdülkerim abi. Serkan bir isim çeksene Serkan. Sinan abiyle Abdülkerim abi arasında şöyle bir ekranı ikiye bölüp hangisi daha şık? Adam mısın filminde gibi hissettim bir an. Hangisi daha şık? Sinan'ın bakışı var ya. Sinan bütün karizmasını toplayıp bir de böyle şu an iki ayrı dünya. Şu an fotoğraf çektiriyoruz. Dur sessiz ol. Fotoğraf çektirirken sessiz olunur. Dur. Peynir desene Sinan abi peynir. Peynir. Cheese de. Cheese. Biliyorsun ben Sinan Çetin'in yanında kas direktörlüğü yaptım Plato filmde. Dağıldı gitti ama o zamanın kralıydı. Şimdi bak iki insana bakın. İki ayrı dünya ama takımlarını yansıtıyor. Biri Etiler'in meşhur lokantasında oturan bir böyle yemiş adamı hem de böyle bir tuhaf. Meşhur lokantada paralar çok pahalandı. Orada bir yemek yedim mi? Çok pahalandı. Ama bak evde, Apo abi evimde. Anadolu kabağında balığa çıkmış. Balıklarını almış, bozuldu. Akşam pişirmiş. Balıkçı mı? Anadolu kabağında balıkçı kim? Senin dostun. İsmail Hoca. İsmail Hoca ya. Sağ olsun. Anadolu kabağında balıkları pişirmiş. Balıkları. Erken de getirmiş. Peynir başka bir şey yok. Balıkları pişirmişim. Balıkları göndermişim. Neyse hadi, hadi. Ahmet hocam da söyle. En karizma evet. Hocam. En karizma. Bak Ahmet hocaya haksızlık et. Bak. Hocam. Hocama karizma. Hocama bak Rasim. Hocam. Bir numara. Devletten talimatı almış. Serencebe'ye gitmiş. Yapma diyor. Sonra yeni mahalleye uğramış. Notlarını almış. Şu an vefat etmekte olan Mehmet Eymür'e duasını etmiş, üstadım demiş ve gelmiş bir MİT mensubu gibi. Bakın, kıyafet de ondan hırpani, kimse fark etmesin havasında. Sevgili seyirciler hoş geldiniz. Hocam, Rasim Mehmet de Twitter'da, Rasim de Twitter'da bayağı bir yorulmuş, parmakları yorulmuş. Altay dağlarından koşmuş gelmiş buralara. Yarın sabah evet. O karakol. Ya dur be kardeşim. Sevgili seyirciler hoş geldiniz. Sevgili Abdülkerim abi. Fenerbahçe grup lideri diyecektim. Fenerbahçe lider. Galatasaray amansız bir şekilde hemen ensesinde nefesini hissediyor. Fenerbahçe Galatasaray'ın aynı puandalar. Hafta içerisinde yine Konyaspor ve Sivasspor maçları var. Galatasaray Sivas deplasmanına gidecek. Fenerbahçe Konyaspor'la oynayacak. Beşiktaş dünyaca ünlü teknik direktör Fernando Santos'la dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birisiyle anlaştı. Yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Çaykur Rizespor maçı için özel bir uçakla Rize'ye gidecek. Takımın başında Serdar Topraktepe olacak o karşılaşmada. Muhtemelen de yardımcımızı Serdar yapacak. Öyle mi? Yakışır. Bence yakışır. Tabii. Serdar Topraktepe'ye de yakışır. Aynen öyle. Vay. Şimdi sevgili seyirciler hemen bir Abdülkerim abiye döneyim. Abdülkerim abi Fenerbahçe lider, bugün Fenerbahçe ile ilgili manşetiniz ne olur? Ve yorumunuz. Bugün Fenerbahçe'de şunu gördüm. Şimdi rakip İstanbulspor ligin sonuna demir atmış. Hı hı. Hem kötü skorlar alıyor, hem puan cetvelinde çok kötü durumda 5 puanla. Bir de bir hafta önce, 15 gün önce bir hadise yaşadılar. Takımı sahadan çekildi falan. Moral motivasyonu da çok zor, bir kötü durumda. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bu maçta kazanması, böyle farklı kazanması beklenen bir şeydi. Yani bu maç için çok büyük metiyeler düzemem. Efendime söyleyeyim. Ama şunu gördüm ben bugün maçta. Ben maça başka gözle bakıyorum. Yani maçın teknik analizinden hariç şuna baktım ben. Bu durumda bir takıma karşı oynayan Fenerbahçe geçtiğimiz yıllarda bu işi rehavet çökerdi Fenerbahçe'ye. Ve beklenmedik skorlar alırdı. Doğru aynen. Anlatabiliyor muyum? Böyle herkes bekler Fenerbahçe garip bir skor alırdı rahat kazanacağı maçlarda. Bir falan bir derdi. Evet ya. Bu Fenerbahçe'nin odaklanamadığını gösterdi. Bu sene farklı bir şey görüyorum. Bunu bu maçta da gördüm. Taraftar da buna dahil. Taraftar da Fenerbahçe'nin değişmiş vaziyette. Mesela ben Kadıköy'deki taraftarın artık bir çek edilmesini, gözden geçirilmesini istiyorum. Niye Fenerbahçe'nin deplasmandaki maçlarındaki taraftar grubu Kadıköy'de 55 bin kişiden daha etkili oluyor? Çok enteresan. Bunun bir sebebi olması lazım. Bunu acilen yönetimin araştırması lazım. Bu neden? Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Tabii. Ona baktım. Şimdi burada en mühim hadise şu.
Fenerbahçe takımının tamamı, oyuncularının tamamı, hocası ve bu seneki taraftarı çok odaklanmış bu işe. Yani rakip İstanbulspor'muş. Yarın öbür gün çok daha tehlikeli bir takım, hani ligde işte daha güçlü takımlar olur üst sıralarda. Onlarla oynarken ne kadar ciddiyse, mesela Beşiktaş deplasmanına gitti değil mi? Fenerbahçe kazandığı maçta ne kadar disiplinliyse bugün de öyleydi. Ben bir maçtan önce bir korkuyordum. Acaba bir rehavet, hani İstanbulspor 5 puanı var en dipte diye. Maçın birinci dakikasından son dakikasına kadar Fenerbahçeli oyuncularda ve teknik ekibinde gördüğüm ciddiyet, ciddiyet beni çok mutlu etti. Ha, oyun çok mutlu etti mi dersen etmedi demem. Ama şu, normaldi zaten. Bu kadar eksik olmasına rağmen normaldi iki kadroya bakınca zaman. İki kadro arasında büyük, hala büyük kalite farkı var. Çok. Fenerbahçe'nin bugün yedek dediğiniz oyuncuların bir geçmişine bakın bakalım. Mert Müldürlere falan ya, nerelerde oynamış falan. Anlatamıyor muyum? İşte Cengiz Ünder. Düşün Romalar, işte. Sassu, ha, Cengiz falan. Ünder bu takımın Fenerbahçe'nin bu seneye kadar ki yedek oyuncusu, öyle değil mi? Evet, yedek yani, oyuncusu. Aynen, aynen. Şimdi bu onlar, İrfan Can yok, Cengiz var. Yani mesela İrfan Can bugün oynasa sizce 4 tane gol falan atabilir miydi? Zannetmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani oyuncu eksiklerini de çık. Ben burada odaklanmasını Fenerbahçe'nin çok kıymetli buluyorum. Tamamen bir inanmışlık görüyorum. Rakip ayırt etmeksizin. Onun için Fenerbahçe'nin bugünkü skorunu ve oyununu çok yüceltmeyeceğim. Yalnız çok kısa müsaadenizi istiyorum. Çok uzattığımı biliyorum. Oyuncular üzerinden bir şeyler söylemek istiyorum. Oyuncular üzerinden. Bugün taraflı tarafsız maçı izleyen, izlemeyen. Ya izlemeyen bile bakar 5-1, 4 gol. Cengiz Ünder 4 gol. Bu ne demek biliyor musun? Maçın yıldızı işte. Maçın tabii adamı. Canım, ne olursa olsun yıldızı. Evet, evet, maçın adamı, maçın yıldızı. Ben başka türlü bakıyorum futbol oyununa. Benim gibi düşünenlere sesleniyorum. Bana göre bugün maçın en iyi oyuncusu Fenerbahçe adına. Benim mesela, ben çok tutmadığım halde Crespo diye bir oyuncu seyrettim bugün. İnanılmaz oynadı. İsmail Yüksek mi Crespo? İnanın, bu bugünkü maçı söylüyorum. Crespo. Bugün İsmail Yüksek'e çok kızgınım. Onu biraz sonra söyleyeceğim. Ona çok kızgınım. Crespo muhteşem oynadı. Yanında gol atmamasına rağmen Szymański. Yaptırdığı penaltı, oyun içinde defansa yardımı. Diriliği, top kapışı, oyuna sokuşu. Bak, Cengiz Ünder'in daha önünde görüyorum. 4 gol atmış bir oyuncunun önünde. Szymański'nin önünde görüyorum. Ben oyunu böyle görüyorum. Bu oyunda Crespo sıfır hatayla oynadı. Onlarca top kayıptı. Ortada sahipsiz topların hepsini ayak soktu, aldı. İyi kullandı. Livakovic'i başarılı görüyorum. Yani evet. 4-5 tane çok bariz pozisyonda. Evet, yani maçın skoru bir yere, başka bir yere çevrilecekken müsaade etmedi. Söyleyeceğim bu. En son Dzeko ve Tadic biraz daha tutuktu bugün. Dzeko çok gol kaçırdı. Fakat Dzeko'nun şu özelliğini söyleyeyim, o çok hoşuma gidiyor. Mesela Türkiye'de golcüler, santralar gol kaçırınca çok ahlar vahlar yaparlar. Doğru, kimisi doğru. Kafasını tutar. Hiç oralı değil biliyor musun? Gol kaçırıyor. Çok cool. Cool. Çünkü adam diyor ki, evet kaçırdım ama ben mutlaka atacağım diyor. Onun rahatlığı var ve atıyor. Ve atıyor. Şimdi gelelim en son İsmail Yüksek denen kardeşimize. Ben haftaya, İsmail, yani 4 gün sonra Konyaspor'la içeride maç var değil mi? Evet. Bu maçta en beğendiğim oyuncu Crespo'nun ben mesela oynamaması gerektiğini düşünüyorum. Bakın ne tuhaf değil mi? İsmail Yüksek'e biraz sonra giydireceğim. Yani çok eleştireceğim. Crespo'yu da maçın adamı tarih söylüyorum. Bak. Ama Konya maçı hafta içi İsmail Yüksek, Fred dönüyor ya. İsmail Yüksek, Fred, Szymański oynamalı. Crespo oynamamalı diyorum. Hoppala diyebilirsin değil mi? Crespo'yu bu kadar met et. Hoppala. İsmail, bak dedim bile. Onun sebebi şu. İsmail Yüksek, Crespo'dan o mevkide daha iyi oyuncu. Daha fizik gücü sahip, daha fakat. Aha, oyun zekası. Fakat. Oyun zekasını da geçtim. Daha haftalardır söylüyorum, artık buruma geldiği için patlıyorum. Haftalardır bak, İsmail diyorum oğlum, Rodri'yi seyret, daha basit oyna. İsmail Yüksek kardeşim, sen demek ki seslen abi. İsmail Yüksek bak kardeşim, bu sana son defa söyleyeyim. Senin iyiliğin içindir bu. Yapıcı eleştiri dediğin şey böyle bir şeydir işte. Bak İsmail Yüksek kardeşim, sen antrenmanda Samandıra'da git, Aylar'ın karşısına geç soyunma odasında. Ve evde de yap bunu, kendi evinde de yap. De ki ben İsmail Yüksek'im. Ben İsmail Yüksek'im. Ben İsmail Yüksek'im. Bunu defalarca kendine söyle. Sen İsmail Yüksek'sin. İsmail Yüksek gibi oyna. Sen kendini Jude Bellingham mı zannediyorsun? Tabii ki. Sanki kendini Jude Bellingham zannediyor. Topun üstünde iki ayağıyla böyle dönmeler, çekmeler. Bir şeyler, bir şeyler. Oraya pas atacak sağ tarafa. Haddini bilmiyor. İlk yarı bir pozisyon var.
İzleyenler dikkat, izleyenler evet, anlayacak. Evet, aynen, aynen. Kontratakla yakalamışsın. Ceko bunu oynuyor. Dönüp sağ oynasa gol attıracak. %100 bakmadan tekrar Ceko'ya oynuyor. Bu tarafa hani öyle paslar var ya, bu tarafa evet, süsleme falan. Sen İsmail Yükseksin. İsmail Yüksek gibi oyna. Sen Jude Bellingham falan değilsin. Bu da sana son söyleşimdir. Bu da sana bir abi tavsiyesidir. Sana bunu kralı söylemez. Tamam mı kardeşim? Ya sana seni yerden yere vururlar ya da seni göklere çıkarırlar. Ben sana yarayacak bir şey söylüyorum. İsmail Yüksek'im ben diye kendini kabullendir. İsmail Yüksek gibi oyna. Nedir İsmail Yüksek? İsmail Yüksek koşar, kapar, kazanır, verir, kazandırır. İçine bakar. Öyle süslemeler falan filan senin işin değil. Bu da sana son nasihatımdır. Yaparsın. Hava civası çok değil mi? Hava civası çok. Evet, süsleme derdi var. Sen İsmail Yükseksin. İsmail Yüksek gibi oyna. Sen ödülük ver bak. Sinan abiye bir döneceğim. Sinan abiciğim. Sen Bihter Ziya gitsin. Sinan abi şu anda Abdurrahman Sezgi. Beşiktaş muhabiriz. Sen Bihter Ziya gitsin, kendine gel. Öyle bir diyalog var değil mi? O da Beşiktaş muhabirimiz Abdurrahman Sezgi aynı zamanda sosyal medyada şu anda tweetlerimizi atıyor. Maşallah. Diyor ki maşallah. Beyaz Futbol Twitter hesabı Sinan abinin kravatı yüzünden çöktü. Sürekli Sinan Engin yazılıyor. Abdurrahman'a vereyim o zaman. Sevgi abi. Sevgi dolu. Sinan abiciğim. Kravatı boş ver. Fenerbahçe maçında mı daha keyif aldın, Galatasaray maçında mı? Ya şimdi iki maçta çok tempoluydu. Ya şimdi Fenerbahçe maçında Cengiz Ünder'den çok keyif aldım. Yani gollerinden. Fenerbahçe daha kolektif oynuyor ama Galatasaray takımı da çok tempolu. Konya'da da aynı şekilde direnç gösterdi. Ama Abdülkerim mesela Bardakçı. Hayran kaldım. Abi her topa mı vurursun ya? Günün adamı Cengiz abi, mi Bardakçı mı? Bir şey söyleyeceğim. Cengiz 4 tane gol atmış ayrı ama o 2 tane atmış ayrı. Ama şimdi bak Ertem, bir adam yani kardeşim santrafor musun stoper misin? E ne ara oraya gidiyorsun? Her topa vuruyorsun her türlü. Yani kafadan ayaktan Allah nazardan saklasın. Yani çok Türkiye üstünde bir stoper oynamaya olmaya devam ediyor Abdülkerim Bardakçı. Tebrik ediyorum. Neyse ben tabii girmeden önce her şeyden önce kendim bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş'la ilgili bir dakika tek gelirsen Serkan. Sevgili Hasan Arat Başkanı ve Yönetim Kurulu'nu tebrik ediyorum. Bravo. Samet Aybaba'yı Roma'ya yolladı. Romanya'ya yolladı. Kendisi gizlice Portekiz'e giderek dünya çapında teknik direktör işini bitirdi ve hiç medyada adı bile geçmeyen adamı bitirdi. Ne demişti? İstediğim zaman istediğim antrenörü her kapıyı çalar alırım demişti sevgili Hasan Arat ve bunu yaptı. Gördünüz. Onun için Hasan Arat Başkanı ve Yönetim Kurulu'nu tebrik ediyorum. Dünya çapında çok önemli bir muazzam teknik direktörü Türkiye'ye kazandırdı. Muhtemelen yarın veya salı günü herhalde Türkiye'ye gelecek. Onun için Beşiktaş Başkanı ve yönetimini tebrik ediyorum. Dönünce Galatasaray Fenerbahçe maçını hocam da konuşsun. Ondan tamam. Sonra hep beraber devam edelim. Peki Ahmet hocam. Buyurun beyefendiler. Hangi maçtan daha çok keyif aldın? Fenerbahçe. İkisinden de aldım. İkisinden de aldım. Ama bir maçtan utandım. Hangisinden? Eyvah şans İki ola. Maçtan keyif aldım niye? Eyvah şans Zaten ola. Zaten Fenerbahçe İstanbulspor başladığında Fenerbahçe'nin maçı kazanacağı belli. İstanbulspor bırakmış her şeyi. Düşmüş. Aynen aynen. Kalite farkı var. Şu var bu var. Ha ne oluyor? Cengiz, İsmail Kartal'ın şampiyonluk yolunda elini çok güçlendirdi diye. Aylardır tartışılan Cengiz. Bugün tamam sadece attığı goller, efendim kaptırdığı golüpte gol atan bir İstanbulspor falan var ama Cengiz'in dönüşü var. İki tane büyük tehlike var Fenerbahçe'de. Birincisi Tadiç. İkincisi Dzeko. Niçin? Sezon başındaki ellerinden eser yok şimdi. Neden bilmiyorum. Bu bir yorgunluk olur. Ha şu var. Tadiç'in alternatifim var. Var. Cengiz oynar veya İrfan Can oynar. Bu şekilde. Önemli değil. Fakat Dzeko o sezon başındaki çabukluğu, şevki yok gibi geldi bana. Belki de yanılıyorum, zaman gösterecek. Gelelim Galatasaray maçına. Hakemle Galatasaray kazandı diyemem. Galatasaray zaten ilk yarı çok gol kaçırdı. Ufak o genç kaleci Deniz olmasa ilk yarı 2-3 olurdu. 18 yaşında da. Fakat en sıkıntılı maç sıkışmıştı. 60 küsür. Bravo hocam. Konya goller kaçırıyor. Bak şimdi. Türkiye'de çok az adam anlar. Ya futbol oynayacaksın ya da hakemlik. Ya da koku alacaksın koku. Ben de aldım. Ali Şansalan'ın o hareketi. Ve ondan 5 dakika önce ceza alanına girerken Konya'nın hemen dışında. Evet. Yarım indirilişi, düdük çalma işi.
görmemek değil, görememek değil. Ne demek istedim anladınız mı? Ben anladım. Yani maç Galatasaray 2-0 önde olsaydı o faulü de verirdi, bu faulü de verirdi. Hocanın bahsettiği fotoğraf verin arkadaşlar. Bak o faulü de verir. Şimdi buradan ne çıkıyor biliyor musunuz? Cin olmadan şeytan çarpmak diyebilirsiniz, hinlik diyebilirsiniz. Zor durumda kaldı. Ey yamcı hakem diyebilirsiniz. Lafları da uygun saçma. Ama tekrar söylüyorum. Hakem yüzünden Galatasaray kazandı dersek Galatasaray'ın performansına haksızlık yaparız. Ama o anda gol geciktikçe, hele hele o pozisyondan önce gol atsa Konya çok farklı olurdu. Hakemle kazandı diyemem. Çünkü niye? O döndü o pozisyon. Doğru. Faul oldu. Oyun öldü. Evet. Yani VAR da devreye giremez. Prosedür icabı. O döndü top. Ortalandı. Serbest vuruş. Bir tık tık oldu. Abdülkerim gol attı. Mühim olan burada düşünecek olay şu. Hakikaten Türk hakemleri ve Türk hakemliğinde. Benim çözdüğüm ama burada telaffuz edemediğim, etmek istemediğim çok ciddi hinlikler olmuş. Oluyor. Ne yapayım? Ne diyeyim? Hakan Keleş Hoca diyor ki, efendim? Hakan Keleş Hoca diyor ki maç sonrasında bize de yaptı açıklamayı, birazdan gelecek ekrana. Ben dördüncü hakeme sordum. Faul var mı yok mu bu pozisyon için? Var dedi diyor. Faul var dedi diyor ama orta hakem yoktu diyor. Bu yok dedi diyor. Bu dördüncü arkadaş, hakem bu Muhammed arkadaş. Ali Meteoğlu yeni bir dakika. Bu yeni da, bu klasman da ya, yükseldi. Bu da ya. Hakan yalan söylüyor diyemem. Hakan tertemiz bir çocuktu. Futbolcundan biliyorum ama şu var. Böyleyse burada ekibin birbirini satma olayı da var. Yani hiçbir zaman bir hakem şunu demez antrenöre. Bence faulde ama vermedi. Bu satmaktır orta hakem. Ben çok duydum öyle hakem oynarken hocam. Bize diyorlardı. Ben duydum, ben yaşamadım. Tecrübesizlik olabilir mi? Çünkü Muhammed Ali Meteoğlu dördüncü hakem. Evet. Murat, daha yeni klasman yükseldi. Tecrübesizlik demem. Buna cin olmadan şeytan çarpma derim. Bu tecrübesizlik falan değil. Ama sıkıntı şu. Pozisyon esnasında dördüncü hakem Ali Şansalan, hocam faul var demişse ve hakem Ali Şansalan bunu çalmamışsa, o zaman büyük tehlike var. Ha tabii. Şimdi orada sıkıntı, o tam bir üçgenin içindeydi o faul. Hakem Ali Şansalan, yardımcı hakem ve dördüncü hakem, bir üçgen düşün. Şurası. Bu üçgenin içinde oldu bu faul. 2-3-6 göz net görüyor. Dünyanın hiç kimsenin bu faul diyor demeyeceği. Ha bazı faul olur, koyarsın omzu falan. Ya dersin ki kimine bu kimine göre, bu şuna göre, bugana göre falan değil. Bu faul. Verilmemesi tamamen maçın 0-0 gidiyor olması. Bu kadar basit. Galatasaray burada önde olsaydı Cart faulü verirdi. Bir de şirinlikler yapardı futbolculara falan. Niye verirdi hocam? Çünkü o zaman niye verirdi? O zaman bunu anlamadın ne demek? Yok, hayır ben anladım da bir. Bu daha önemli soru var. Bu faulden 5 dakika önce. Bu faulden 5 dakika önce. Ceza alanı yan çizgisinin yarım metre dışında Konyalı içeri girerken tutulup çekiliyor. Tabii. Onu da görüyor, veremiyor. Ben hakem olarak bir hakemin sahada bir pozisyonu görüp görmediğini hissederim. Evet evet. En kötüsü şudur. Görme, adam elle gol atsın. VAR çevirir. Mesela Maradona elle oldu. Hakem görmedi. Olur, insanlık hali. Harbi olmaması yani. Lazım ama hissederim ben onu. Bu iki pozisyonda da skora göre düdüğü çalmadı. Bakın göreceksiniz, Ali Şansalan her geçen maç Türkiye'de güvenini kaybeden maalesef bir hakem haline düştü. Ama söylenecek bir şey yok. Hani en iyilerinden biri buysa. Oh. Ne yapalım? Hakemlere de Sayın Ali Koç var. Geçen sene mi, ondan önceki senemine Ali Şansalan için Ali Maç alan demişti. Rasim Hoca'nın açıklamalarına katılıyor musun? Korkak Türk hakem. Bir de hemen belirteyim, bu dördüncü hakem Muhammed Ali Meteoğlu hoca, hayırlı olsun. Bence o da konuşuyor. Aynı zamanda okul müdürü, onu söyleyelim. İlkokul müdürü mü, lise müdürü mü? Neyse boş ver. Rize'de ortaokul müdürü. Ha tamam. Hayırlı olsun. Rize'de öğretmen dürüstlüğüyle konuşmuş. Şimdi bakın, ben ne kadar hasta Galatasaraylı olduğumu herkes biliyor. Hatta dünkü yayında Ali Koç yine bana bir tane laf çaktı Habertürk'te. Bizim Akif'im, Mehmet Akif programında. Bugünkü maçı dikkatle inceledim. Ben burada eyyam yapmak istemiyorum. Önce şunu belirtmek istiyorum. Galatasaray'ın Ali Şansalan'a, Mansalan'a ihtiyaç falan yok. Hocama da teşekkür ediyorum. Galatasaray bu maçı her türlü alırdı. Ama Ali Şansalan, hani ben futbol adamı değilim. Burada iki futbolcu, bir hakem. Sen de yılların... Maç almış. Öyle değil mi? Sen de yıllardır futbol yorumcusun. Estağfurullah, yani futbolcu ve hakem.
Ama biz de artık göre göre ve bu işleri yani binlerce maç seyrede Türk hakemin yapısı tanıdığımız için Ali Şansalan bugün dürüstçe konuşmak gerekirse Galatasaray maçı kazanmalı duygusuyla sahadaydı. Ve ben bundan bir Galatasaray olarak rahatsız oldum. Bir daha söyler misin o cümleyi? Ali Şansalan bugün böyle burun deliklerinin oynayışından, koşuşundan Galatasaray maçı almalı duygusundaydı. Galatasaray yenilirse yani böyle bir kimyası. Buna Galatasaray ihtiyacı yok. Fenerbahçe'nin de yok. Şimdi bu iki takımı sonuna kadar şampiyonluğa götürecekler belli. Son haftaya kadar şampiyon belli olmayacak. Bu da belli. Bak söylüyorum. Ve hani bu Fenerbahçe için de yarın böyle şeylerle karşılaşabiliriz. Ali Koç tabii kendince böyle zekice bir önlem aldı. Ben oldukça şampiyon yapmayacaklar falan. Hani şampiyon olmazsa da o ihtimali satın aldı. Olursa da 10 sene sonra coşacaklar. Ama yani artık öyle bir noktaya geldi ki Ertemciğim. Ben demin Çakar'ı da anlıyorum. Bence çok da içten konuştu. Abi ne bu? Yani gerek yok ya. Yani şans alalı. Hakikaten gerek yok ya. Ya düz yönet kardeşim. Benim. Bak o dediği, hoca dedi çok doğru. Bazı hakem yeteneksizdir göremez değil mi? Hakikaten de o meşhur Maradona'nın pozisyonu. Gözünün önünde oluyor. Yani. Adam göremedi yani o adam. Hocam Azeri miydi neydi o hakem Nasim ya? Nasim konuşurken hakemlerin çıkışları ekranda. Hani Tanrı'nın eli denen golü göremedi herif yani. Ama burada göz var nizam var ya. Gördü. Hani hocam bir hakem vardı seneler evvel çıktıydı. Bülent Yavuz bana emretti yapmak zorunda kaldım. Kimdi o hatırlıyor musun? Sadık İlhan. Sadık İlhan aklıma Sadık İlhan geldi ya. O adam bana çok samimi gelmişti hiç unutmuyorum. Ya dedi gördüm ama çalamadım dedi. Çünkü Bülent Yavuz dedi maçtan önce bana telkin yaptı dedi. Çok samimiydi. O adamı da boğdular. Hatırlıyorsun değil mi? Sinan neyse, abi. Neyse. Aslında Sinan Ege bu işin uzmanıdır. Göster. Şimdi, Galatasaray aslında. Kara bakın, kutu. Galatasaray. Türk futbolunun kara kutusu. Galatasaray en büyük tehlike. Haklı bakın, mıyım? Birkaç hafta devam ederse Galatasaray en büyük tehlike. Eğer Icardi birkaç hafta oynamazsa Galatasaray bugünkü gibi falan şanslı olamaz. Evet, bak evet, her maçta böyle Abdülkerim bardakçı falan çıkmaz. Yani, lazım. Konya Spor takımının eksik oyuncuları vardı. Konya Spor takımı önemli kritik pozisyonlar kaçırdı. Ve bir de İç saha. İç sahada Galatasaray takımı müthiş bir taraftarla beraber müthiş baskı kuruyor. Enzonzi, Bernardoni ve Çikaleşi. Yani Torreira mesela şeyi de beğendim ben bugün. Kerem Demirbay. Kerem Demirbay'ı beğendim. Müthiş çok iyi oynadı. Müthiş bir sol ayak. Ama Galatasaray'ın en büyük sorunu santrafor ve gol sorunu. Bakma bugünkü gollere baktığın zaman yani... Halil'i beğendin mi Sinan 1-0 abi? Yok beğenmedim. Çok baskı altında kaldı. İstediği topları da alamadı. Çok da topla buluşamadı ama dar alanda kaldı. Geniş alan bulamadı alamadı ama... Ama yani, Icardi gol atmasa bile Sinan abi değil mi? Icardi en azından sırtına iki tane futbolcu alıyor. Icardi korkutuyor. Alan açıyor. Alan açıyor tabii. Yani bir şey yapıyor meşgul ediyor. Tabii. Ama Icardi ne zaman gelecek? Bak Sivas'a gidiyorsun. Çok zor maç Sivas'ta. Oynamayacak yani, orada da. Galatasaray'ın... Özellikle deplasmanda işi çok zor. Bak Icardi yoksa çok daha zor. Bugün mesela bakıyorsun Kerem. İnanılmaz da yani Abdülkerim'in İsmail için söylediklerinin birazı da ben Kerem'le ilgili söylemek istiyorum. Hiç konsantresi yok. Öyle toplar kaçırıyor ki mesela. İsmail yüksek. Ya bir pozisyonu var karşı karşıya mesela. Vurmuyor çıkarmaya çalışıyor. Ben anlamadım bugün şeyde de oldu. Ceko'ya yani vermek istedi ya, orada. Ben anlamadım. Attırmak ya, istedi. Ya ceza sahasına girmişler artık. Kaleci önünde ya vurmuyorlar hele yana. O yana çıkarayım bu yana çıkarayım. Ya kaleciyi gördün mü karşı karşıyasın. Vuracaksın kardeşim ya. Yani dolayısıyla. Kerem de Halil'e vermedi. Galatasaray takımı. Yani hakemi hakemle ilgili yani söylediniz. Sen ben ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Ya eyyem düdükleri var. Seyirci umurtu bağırınca gidiyor kart gösteriyor falan filan. Bunları yaptı. Ama Galatasaray bugün her türlü bu maçı zaten alırdı. Ama yine söylüyorum. Konya Spor takımı yani savunması o kadar çok iyi değil. Orta sahadan çok rahat geçtiler. Evet hücum hattı çok iyi. Ama onun dışında Galatasaray'daki en büyük sıkıntı her maçta Abdülkerim bardakçı çıkmaz. Gol sorunu, santrafor yok. Galatasaray'ı santraforsuz oynuyor. Kesin. Bakın o Zağlar falan gol attı boş kaleye falan. Hiç kandırmasınlar Zağlar, Teteler falan. Galatasaray için öyle çok büyük transfer falan ya, değil. Tabii. Para olarak büyük almış olabilirler ama isimlerinin ve aldıkları paranın hakkını Z ve Tata oynamıyor. Tete oynamıyor haberiniz olsun. Yani oyunları yok.
Bu arada Sinan abicim, şimdi Ertem'cim ben biraz farklı bir yorum yaptım biliyorsun. Şimdi Ertem'cim bizim bir kulübün, Galatasaray kulübünden bir yetkili bir mesaj atmış bana, onu bir de okuyayım. Diyor ki Abdülkerim'in sarısı sarı mı? Bak bu Galatasaray'ın perspektifi. Ben kendi rahatsızımız olarak kendi objektif perspektifimi adil ve dürüst konuşmaya gayret ediyorum. Abdülkerim'in sarısı sarı değil diyor Galatasaray. Zaha dayak yedi. Hakem kendi çapında sertliğe izin verdi. Yani Ali Şansalan'ın yaratmak istediği algının bu olduğunu düşünüyorum diyor. Hakem kötüydü diyor. Ama bizim kulübe meyilli değildi. Büyük takım meyilli. Bugün Fenerbahçe oynasa Fener'le aynı şekilde yaklaşırdı Ali Şansalan diyor. Bir dakika. Bu arkadaşın, saptaması biraz büyük oranda da doğru. Doğru mu? Abdülkerim'in sarısı tartışılır. Heh. Olur olmaz. Sarısı sarı değil diyor Galatasaray kulübü. Bazı sarılar, %70 sarılar. Heh. %50 sarıların %50'si tartışılır. Evet. Kimine göre verirsin, kimine ama ikinci sarı tartışılmaz. Sen katılıyorsun mutlaka bu perspektife. Tabii, tekrar söylüyorum. Ali Şansalan Türkiye'de güçlünün yanında olma virüsünü ileri aldı. İçine almış. Devam ediyor. Dün Samsun Karagümrük maçını izliyor. Ha hocam söyle. Hakemi izliyorum. Bana göre Karagümrük'ün bir net penaltısı, bir de Samsun'un bir kırmızı kartını ver. Net. Şimdi dönüyorum. O Samsun'da olsaydı verir mi diyorum. Seyirci atmosfer verir diyor. Ben bunu sevmiyorum. Güçlünün yanında olmak. Ha, Türkiye'de birçok insan güçlü, sadece hakem değil. Birçok insan güçlünün yanında. Maalesef. Üçüncü dünya ülkelerinde. Buralarda böyle oluyor. Yumruğu uğra kazanıyor. Yani şimdi diyor ki Ali Şansalan, Türkiye'nin bir veya iki numaralı hakemiyim. Ben niye Galatasaray'ı karşıma alayım? Doğru. O faulü çalmayayım. O zaman Fenerbahçe'de olsa çalar. O faulü çalmayayım. Katılıyor musun yani hocam? Yani şu var. Uyduruk bir penaltıyla Galatasaray'ı kazandırırım değil. Neydi? Zekice. Onu yapamazsın. Zekice. Yücün yetmez, yüreğin yetmez. Bir de var. Var sistemi. Zekice'yi yap. Ama diyor ki üç büyükler, dört büyükler bende kaybetmesin. En azından kaybederlerken ben kıyağımı yapayım, hakem demesinler. Bu bir hakemin nesidir biliyor musun? Hastalığı. Sigaraya başlamasıdır. Bravo. Ne demek biliyor musun? Sigara sağlığa zararlı. Gençlik yıllarında çocuklar böyle işte kızlara hava atmak, sıkıntı için filan. Başlarlar, ölene kadar kurtulamazlar. Bir sürü de hastalık belası onları bulur. Hakemliğe bu virüs girdi mi? Ali Şansalan'a şeyine kadar girmiş. Büyük takım, hepsine girmiş. Bu virüs. Bu böyle değildi bu çocuk ya. Efendim? Eskiden bu böyle değildi bu Ali Şansalan. Söylüyorum. 7-8 sene önce öyle değildi. Hakemlik de bir yere geldikten sonra bunu yaşadığım için biliyorum. Yaşadın hocam. 3 tip virüs girer. 2 tip virüs girer. Birincisi Ali Şansalan'a giren ama 3 büyükler. İkinci virüs. Tembellik virüsü. Bana sen giren virüs. Sende var tembellik virüsü. Ben kralım. Ha. Sahada büyük takım, küçük takım, Fener, Galatasaray üzerine giderim. Bu da doğru değil. O da doğru. Bakın bu da doğru değil. Meydan en normali virüs ki bu virüs değil. Maça çıkarken A takım, B takım. İşte İtalya'da, Almanya'da öyle Bayern'in aleyhine, Milan'ın aleyhine cart diye 90'da veriyorlar penaltı. Ben bu virüsü gördüm. O arkadaşımız kimse bilmiyorum. Hocam demek bak çok iyi Galatasaray. Hakikaten sana da teşekkür ediyorum. Çünkü ben bana da doğru geldi ama bir şey demek istemedim. Yani Ali Şansalan Galatasaray meyilli değil, büyük takım meyilli. Bugün Fenerbahçe oynasın, Fener'e de aynı şekilde yaklaşır diyor. Galatasaray'dan bizim bir yönelik. Abdülkerim abiye de şunu soracağım. Galatasaray'ın Abdülkerim abi. Diyebilirim. Şimdi hem Fenerbahçe hem Galatasaray gitmek istiyorum. Bak, Ali Şansalan diyorum, Galatasaray ama kazansın kafasıyla çıktı diyorum Abdü abi. Bir ben konu üzerinde sabitlenmeyelim. Şimdi Fenerbahçeliler de diyor ki bana, yani İsmail Yüksek'in de penaltı pozisyonu verilmedi. Pendik Spor maçında Erkan Engin Vardaydı. O zaman Abdülkadir Bitigen ortadaydı. Yine konuştular. Fenerbahçe 5-0 öndeyken Fenerbahçe'nin penaltısını vermediler. Hatta İsmail Hoca isyan etmişti. Bugün yine Erkan Engin 4. VAR odasında Erkan Engin VAR hakemi. Fenerbahçe'nin yine penaltısı verilmedi diyorlar İsmail'le. O konuda ne diyeceksin Abdülkerim abicim? Yani şimdi Ahmet Hoca Ali Şansalan'dan gidip sizin bu konudaki düşünceniz. Ben çok şeytani bir şey söylemeyeyim, yine rahmani konuşayım. Tesadüf olmuştur. Hayır ya, dürüst gibi konuş ya. Ya ne diyeyim şimdi? Allah bilmem neyi versin Ali Şansalan. Ne diyeyim arkadaş, yani biz bunları konuşuyoruz. Herkes sonunda diyor ki objektif konuşmuyorsun falan. Düdük mü, asmalı mı? Pendik maçı. Düdük değil, o Vardaki çocuk. Engin neymiş adı? Erkan Engin. Mesela orada Ferdi'nin artık bütün vücuduyla itilmesinde bile hakemi
Pendik'te çağırmayan vardı ki şu pozisyon. Evet. O hakem bugün yine İsmail Hüseyin pozisyonunda da çağırmıyor. Arkadaşlar. Bugünkünü verelim. Tesadüf diyeyim, ne diyeyim? İyi niyetle konuşayım. Şimdi artık ne diyeyim? Başka ne söyleyebilirim? Şu penaltı. Şimdi bir dakika hocam. Ne diyebilirim? Yok. Ne diyebilirim? Başka bir şey demiyorum. Ha ben kinaye mi yapıyorum? Rasim anlıyor benim ne için söylediğimi. İnsanlar da anlasınlar. Şunu söylüyorum ben, bir şey söyleyip bırakayım. Çünkü ben Galatasaray maçını bugün seyredemedim. Çok yakın bir arkadaşımın o saatlerde babası vefat etti. Mekanı cennet olsun. Biz cenaze evindeydim. Oradan çıkıp buraya geldim. Maçı seyredemedim Galatasaray. Sadece bu faul pozisyonu çok konuşulduğu için içeride çocuklar, sen de bana gösterdiniz. Evet. Şimdi tabii ki Ahmet Hoca'nın anlattıklarının hepsi doğru. Onun faulü neye vermediğini. Bahsettiğiniz Galatasaray-Konyaspor maçıyla ilgili ama işte, Fenerbahçe maçını seyrettiniz. Fenerbahçe'ni seyrettim tabii. Yanlış zaten anlaşılmaz. Seyretmesem İsmail Hüseyin buradan. Ama Galatasaray-Konya maçı da benim objektif yorumuma ne diyorsun? Sen zaten biraz böyle sana çok mesaj gelmese sen objektif bir yorumsun. Ben mesajı da okuyorum. Mesajı benim bakmayacağım işte. Bu. O biraz sıvamı oluyor. Konudan dağılmayalım. Şu görüntüden ayrılmayalım Mahmut İçerim abi. Evet, mesela bak burada Engin denen arkadaş, bilmem ne Engin. Erkan Engin. Engin çağırmıyor. Ne tesadüf, aynı Erkan Engin. Pendik maçında da Ferdi'nin çağırmamış. Tesadüf diyelim, ne diyelim. Çağırmadı demeyelim. Yani, orada Abdülkadir Pitigen'le konuşmuştu. Bugün de Volkan Bayarslan'la konuştu. Yok demiştir falan, her neyse. Ben şunu kapatayım, şunu bitireyim. Bu pozisyon tamam, yani maç 5-1 diye fazla toz toprak kalkmadı. Tamam mı? Ben Galatasaray maçındaki o pozisyonu gördüm. Evet, faul. Niye faul çalmadığını da Ahmet Hoca anlattı. Üstünden geçmeyeyim ben. Yalnız şu yorum biraz tuhaf yorum. Yani bu şey gibi oluyor. Dakika 63 olmuş. Galatasaray ilk yarıyı oynamış. 3-5 tane de gol kaçırmış. Ben seyretmedim. Hakem bu pozisyonda faulü verseydi de Galatasaray evet golü bulmayacaktı ama zaten kalan 27 dakikada Galatasaray maçı kazanırdı. Bu yorum değil. Böyle bir şey olmaz. Yani böyle fal açılır mı? Abi ben böyle bir şey demiyorum. Bir dakika hocam, tamam. İşte onu anlatacağım. Sen diyorsun ki bu maçı Galatasaray hakemle kazandı diyemem diyorsun bu pozisyondan dolayı. Doğru. Hani bu pozisyon olmasaydı da kazanabilirdi. Evet. Bilirdi ama diyorum. Şunu mesela arkasından şunu da bekliyorum. Barış'ı da yanına koyalım. Kazanamayabilirdi de. Kazanabilirdi demek zaten. Kazanamayabilirdi demek. Aristo mantığına göre kazanmama ihtimali aksalde çıkmıyor. Hocam tamam. Aksalde mutlak kazanırdı. Hocam Aristo mantığını geç. Galatasaray yarışan sana da ihtiyacı yok. Ya biz ihtiyacı var demiyoruz. Ben ama maç şöyle bir şeydir. O maçta onu vermezsin, o pozisyonu faul çalarsın. O gol olmaz. Maç 27 dakika daha oynanır yarım saatte. Galatasaray 4 pozisyon daha girer kaçırır. Bir dakika hocam, kaçırır. Ben olasılıkları aramayayım. %50 ihtimal Galatasaray maçı kazanırdı. %50 çünkü dakikayla alakalı. Evet. Bu 10. dakikada olsaydı belki %80 derdi. Tamam he. %50-50 veya tamam. 55'e 45. O zaman şöyle söyleyeyim. O zaman şöyle söyleyelim. Demek ki Ali Şansalan bu maça %50 etki etmiştir yani. Değil mi? %100. Tabii ki. Yani bu lafın doğru. %50 etki etmiştir. Ben onu sevmiyorum. Bunu sırf Galatasaray maçıyla ilgili söylemiyorum. Genel geçer yorumcularımız çoğu genel geçer bu yorumları yapıyorlar. Diyorlar ki çünkü neden? Şimdi Galatasaray aleyhine bir şey söyledikten sonra onun arkasını hemen sıvamak zorunda kalıyor ki bir tepki almayayım diye. Bana da, söylüyorsun. Yok senin için demiyorum. Sen şimdi öyle birazdan ne söyleyeceğim? Hayır sen öyle demedin diyorum. Ya da şöyle bir şey oluyor. Ben mesela ona da çıldırıyorum. Şimdi Fenerbahçe maçında bir olay oluyor. Fenerbahçe tribünleri kötü bir şey yapıyor değil mi? Fenerbahçe tribünlerini eleştirdikten 3 saniye sonra şunu da söylemek zorunda hissediyor insanlar artık kendini. Ya gerçi bu tribünündeki bu çirkin olaylar Galatasaray tribününde de oluyor. Beşiktaş tribününde. Ya kardeşim bırakın dengelemeyi ya. O gün ne olduysa cesaretiniz yoksa hiç girmeyin. Hiç o topa girmeyin. Ben söylüyorum için yine, Ali Şansalan maça Galatasaray'ın kazanması kafasıyla çıkmıştı. Ben bundan utanıyorum. Ben seyretmedim. Yanlış. Ben seyretmedim. Yanlış. Ben sadece bu pozisyon üzerinden söylüyorum. Yanlış. Bu pozisyonda zaten hakemleri ben niye 20 senedir 30 senedir ben futbolcuyken de yakındım şeycuydu. Evet. Her zaman burada istiyoruz. Diyorum. Türk hakemi tribünden çıkan gürültünün şeyine göre ne o şey diyorlar ya ses desibeline göre karar verirler. Sen Türk hakemine hiç saygı duymadın mı? Türk hiç duymadım. Hayatım boyu. Evet birkaç insan hariç yanımda bir tanesi oturuyor. Teşekkür ederim. Ben açık söylüyorum. Birkaç defa orada da baktın. Bak Erman Torunlu'yu da hiç sevmezdim ama. Erman Torunlu saygı yok. Hakemliğini sevmezdim ama
bir şeyi vardı. Yani düz bir kafası duruşu vardı. Duruşu düz vardı. Bir kafası. Öyle arkadaş. Ben öyle yönetiyorum. Kötü hakem olabilir ama düz kafalıydı. Ya pislik yapmazdı. Ahmet Hoca da öyleydi. Düz kafalılardı. Hatta benim sevmediğim çok hakem var da şimdikiler gibi şeytan değillerdi. İhsan Türe falan var. Kötü işler yapıyorlardı. Evet. Yani kapatacağım şey şu. Bu maçta ne oldu ben seyretmediğim için bilmiyorum. Ama Türk hakemleri ben her zaman söylüyorum taraftarın yani desibeline göre karar verirler. O desibel yüksekse Türk hakeminden çok istifade edersin. Çok doğru söylüyorsun. Anladın mı kardeşim? Ben sana söyleyeyim. Yılların yani yeni virüs hoca diyor ya virüs girmiş. Bu virüs 50 yıldır Türk hakeminin içinde bu virüs var yani. Yeni bugün girmedi. Biliyor musun bak bugün Ali Şansal'ı özetliyorum. Ali Şansal'ın özet. Yanlış anlayın Galatasaray Konya Spor'dan daha iyi takım. Bu ayrı bir konu. Şüphesiz. Ayrı bir konu. Ama şimdi mesela Barış Alper'in birkaç tane pozisyonları var. Bir de yan hakem önünde oluyor. Yani o iyi de futbolcu onu çıkardı Hakan Keleş oyundan. Konyalı oyuncu. Hı, evet. Barış Alper'le bayağı oradan zorladı Barış Alper'i falan. Çok. Normalde Barış Alper iki sarı karttan falan normal atılması gerekiyor bana göre. Hı hı. Şimdi bu ne yaptı biliyor musun bugün bu hakem? Hani böyle ince ince ayarlarsın ya pozisyona göre, uğultuya göre, seyircinin bağırmasına göre, ona göre kart çekiyor mesela. Ona göre bakıyor, duruma bakıyor. Mesela bir tane Konya sporlu, o solda çok herkes çalınlayan oyuncu kim bir tane Konyalı? Moreno mu ne? Bir saniye. Siyahi mi diyorsun? Siyah Moreno. Evet, evet, Moreno. Mesela orada bir sarı kart var mesela. Değil mi? Dikkat edersen evet. Pozisyon geçti, dönüp vermedi. Geçişti, es geçti. Yani bugün özetlersen Ali Şansal'ın bugün ufak ufak böyle ince ince istediği gibi faulleri de yön verdi. İstediği gibi pozisyonları falan yön verdi. Maalesef. Galatasaray'ın attığı golden önce net orada faul var mesela normal ölçülerde. Bunu Konya atmış olsaydı bunu iptal ederlerdi mesela. Yani görülürdü en azından. Dolayısıyla yani özellikle içerideki işte seyirci avantajı bu oluyor. Ama Ali Şansalan 7-8 sene önce değil. Geçen sene falan böyle değildi. Ben ona bayağı böyle güveniyordum. Yani çünkü deplasman takımını koruyan, yani ne görürse onu veren falan ama yok. Bugün Ali Şansalan maalesef eyyam yapmıştır. Net. Üzülerek söylüyorum eyyam yapmıştır. Maalesef, evet. Maalesef. Hocam bir şey diyecektiniz biraz önce bu iki görüntüyle ilgili. Mesela birisinde şimdi İsmail bakın, bir şey Yüksek, size. Diğer bir tarafta şey Barış Alper. Ben hep diyorum ki, şimdi herkese konudan başka. Vatikan nedir Vatikan? Katolikliğin merkezi. Katoliklerin merkezidir doğru mu? Ruhani lideri vardır. Papa filan. Gördüğün vakit mukaddes, din. Dinin bir mezhebi, Katolik mezhebi. Oranın çok ulvi. Ama her türlü fitne, fesat, entrika var. Resmi ve gayri resmi. Orayla ilgili. Entrika. Büyük paralar, suikastlar, pedofililer gibi. Pedofililer doğru. Laflar çıkar. Hı-hı. Papazların sapıklığı var. Oysa ki orası. Bazılarının. Hristiyanların Katolik mezhebinin en ulvi, en mukaddes yeridir öyle olmalı. Başkenti mesela. Tabii. Söylüyorum. Var odası. Türk futbol hakemliğinin namusudur. Niye? Orada yapılan fahiş hataların dönmesi gereken ellerinde sistemi olan en az 2 veya 3 kişinin oturduğu Vatikan gibi. Vatikan, orada Vatikan. Türk futbolunun namusu, takımların şampiyonluğu, milyonlarca euronun paranın el değiştirdiği, sahada bir yüzlerce binlerce yayarsan bunu alt liglere de insanların çoluğunun çocuğunun rızkı, antrenörün kariyeri, oradan çıkacak bir hatayla sokakta birbirini kesen, vuran, döven gençlerin sağlığı gibi çok makro bir olayın namusunun bekçisi var odası. Çünkü hakem hata yapar. Aynı bizim Yargıtay gibi. Hakem hata yapar. Hatalıysa döndüğünü derler. Yargıtay'dan döner. Şimdi ne dersin abi? Vatikan dürüst olmalı. En üst hukuk mahkemesi, şimdi bu konuya girmeyeyim, farklı yerlere çekilir. Nihai karar verip çok önemli şeylere karar veren merciler o dürüst, adil, ahlaklı, objektif olmalı. Ama benim var odamda sebebini bilemediğim, kimin elleri içine girememiş bir sıkıntı var, problem var. Hata demiyorum, hep söylüyorum. İstisnalar kaideye bozmaz. Bir iki defa oldu bu ama değişti ama umumiyetle flu pozisyonlar Galatasaray lehine. Flu pozisyonlar Fenerbahçe aleyhine. Örneğin. Bir daha söyler Volkan, misiniz hocam? Söyledim orayı. Ben bunu defalarca. Evet daha önce 20, çok söyledim. 20 haftada, 18 haftada, 1-2 hafta müstesna. İstisnalar kaideyi bozmaz. Düz mantık. Flu pozisyonlar
Mesela Rize'de de Galatasaray Abdülkerim bir faulle kazandığı topla gol bulmuştu. Hatırlıyor musunuz? Hatırladınız mı Rize maçı? Evet, evet. Rize'deki maçı söylüyorum. Evet, evet. Şimdi bugün tamam maç 5-1. 6 olsa ne olur, olmasa ne olur? Son dakikadaki İsmail'e yapılan net penaltı tartışmam. Bak şey kırmızı değil. Emre'nin arkasına basılma olayı kırmızı değil. Bence de topla karışık basıyor yani. Bir de koşu adımını ayarlayamamak. Bir de kuvvet kullanmıyor. İstem dışı bir de kuvvet kullanmıyor. Peki. O max sarı. Maksimum sarı. Ama ya Volkan çok iyi çocuksun. İyi de hakemsin. Namuslu bir insan olduğunu da hissediyorum. Evet evet. Yok. Ama Allah aşkına birazcık kafayı çalıştır. Şunu yap bak şunu yap. Tamam çok grip pozisyon. Oyun esasına göremeyebilirsin. De ki içerideki adama. İsmail Bey. Oğlum penaltıya uyuzum. Penaltıyı hissettim. Göremedim ama hissettim. Bir daha bak söyle bana de. O da bakıyor yok diyor. İşte o zaman. He? Tamam. Çünkü aynı hakem tamam. diyor. Bak, o zaman ne oluyor? Tabii burada hiçbir mezhebi de şey yapmayalım. Hani Katolik Kilisesi gibi ben var odasına tüm Türk hakemliği, Türk futbol kamuoyunun inanmasını istiyorum. O var odasında neler oldu? Konya Karagümrüğü evinde var odasının manipülasyonuyla yendi. Hiç kimse kızmasın. Bu Konya'nın suçu değil. Oradaki Serkan Tokat denen var hakemini. Bugün mesela aynı hakem Pendik'te vermiyor, bugün de vermiyor. Aşağı yukarı skorlar da aynı gibi. Anlatabiliyor muyum? 5-5. Dolayısıyla ben bunları çok konuştum. Konuşuyorsun ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Konuşuyorsun ne oluyor? Hiçbir şey değişmiyor. Hani bir laf vardır özür dileyerek. İt yürür kervan yürür derler ya. Olmuyor, olmuyor. Bir de şu var. Türk futbolunun mekanizmasında hep gizlilik. Hep gizlilik. Mesela Riyad'da bir skandal yaşandı. Tamam. Allah'tan dua ediyorum. Bu skandal uluslararası ilişkilere en ufak bir zarar vermedi. Tamam mı? Orada bir problem yok. Ama ben hala bir Türk vatandaşı olarak, bir spor adamı olarak, bir de Futbol Federasyonu başkan ve elemanlarını seçen genel kurulu üyesi olarak Suudi Arabistan'la Futbol Federasyonu arasındaki protokolü öğreneyim. Mesela kaç para aldınız? Bir. Hayır buradan bir şey o protokol buradan bir şey yakıştırmıyorum. Para konusunda bir şey olduğunu düşünüyorum. Sayın Ali Koç da sordu zaten. Görelim. Hala cevap yok. Mesela şu var. Bir taraf dedi bir taraf böyle yap, protokol. Bir tarafta Suudi Arabistan Spor Bakanlığı Futbol Federasyonu, bir tarafta da Türkiye Futbol Federasyonu. İşte şu tarihte oynanacaktır, şu. Hep şu, oradan sonrası hikaye. Nedir? Şu otelde kalınacak, 4 yıldız, bu otobüste, bu uçakla gideceksin, paraları onlar verecek. 4 öğün yemek vereceksin, antren. Bunlar palavra. En önemlisi şu, 100. yıl. Biz oraya, lan Kırkpınar şenliklerine bile gitsek, orada yine bir Mustafa Kemal olur değil mi? Tabii ki. Kırkpınar doluyor, aslan gibi tabii oluyor. Tabii ki. Kaldık bu 100. yıl. Şimdi bir o detayları istiyorum. İstiklal Marşı çalınacak mı? Tabii. Yani, var. Yanında Suudi Arabistan Milli Marşı çalınacak mı? Çalınabilir. Tabii ki çalınır. Adam benim toprağımda oynuyorsa. İkisi. Okey. Var mı yok mu? Norm Ender çalınacak. Bir dakika. 3. O Norm Ender'in 100. Cumhuriyet Marşımız. O da var. Cumhuriyet şarkısı. Cumhuriyet Marşı çalınacak mı? Marşımız. 4. Efendim maçtan önce çocuklar üzerlerine Mustafa Kemal'in sürüyetini veya ismini ve ismini demeyelim. Veciz sözünü bir tişört giyilecek mi yoksa giyilmeyecek mi? O yok ben bunları işte, görüyorum. Pankart olacak mı? Ben şimdi bunları bir görüyorum. O şimdi, son dakika eklemesi. Eğer o protokolda Suudiler bize Cumhuriyet lafını istemiyoruz. Mustafa Kemal'in de Allah korusun resmini görmek istemiyoruz derlerse kendi mantıklarına göre haklı olabilirler bana göre ama onun ülkesinde oynuyorum. Ben sevmiyorum diyor. Evet. Ben krallıkla yönetiliyorum. Siz burada Cumhuriyet falan derseniz benim halkımı provoke edebilir. İstemiyorum diyebilir. Toprak onun toprağı. Sürüyet yasağı ama var. Dürbe yasağı şimdi var. Ben bu protokolü niye göremiyorum biliyor musun? Muhtemelen protokolda İstiklal Marşı dışında Mustafa Kemal sürüyetini ihtiva eden önlükler, yelekler. O zaten yok hocam. Bir dakika. Efendim pankart. Üzerinde Mustafa Kemal'in veciz sözleri gibi. Onlar yok. Olayları getiremezsin bu ülkeye demişse o zaman Suudlar maalesef haklı. Zaten öyle bu Ali Koç'a itiraf etti. Bir müsaade et. Bunu nasıl engellersin? Bunu nasıl engellersin? O güne bir Suudlar ya bir dakika çok basit ya. Bunu nasıl engellersin? Ertem odandayım. 10.000 dolarım vardı çalındı. Odada da ikimiz varız. Kim çaldı? Bir dakika müsaade et. Ben adamsam, haysiyetli şerefli bir adamsın öyleyim. Anadan doğma soyunurum.
Ertem bak ben de buradaydım. Tövbe tatlı başlarım şöyle. Çok doğru hocam. Özür dileyerek çorabım. Çırılçıplak kalırız hocam. Çünkü niye? Yarın bir gün kafada Ertem'in hanımıyla konuşurken falan. Ya bir tek şimdi hanımı diyecek kim vardı? Ahmet abiyle ikimiz oturuyorduk. Ya Ahmet abi yapmaz. Yok abi öyle. İtimattan ihtilaf doğar. Ben soyunurum kardeşim çırılçıplak. Şimdi ben federasyona diyorum kardeşim bu şeyi bir... Eğer sen bana bunu gösteremiyorsan demek ki o şeyde protokolde federasyonun aleyhine, Türk memleketinin aleyhine, hassasiyetimize yönelik çok olumsuz maddeler var. Çıkarım. Şimdi sen bu olumsuz maddeleri koyabilecek kadar gizemli işler yapıyorsan tırnak içinde... Ama hocam sen doğru olmayan, oldu. Yalan dolan işler yapıyorsan... Doğru benderliğe gitsin. Müsaade et. Kardeş. O yoksa. Müsaade detay ha. O değil. Ben şimdi Suudi şey kırıcı... Süper Kupayı tanıdım. Oradan bir yere geliyorum. Anladım anladım. Yani bu işleri bu işlerde ülkenin hassasiyeti konusunda makro bir işte yaptığın hatayla iki ülkenin ekonomik, diplomatik, milyonlarca milyarlarca dolarlık veya Orta Doğu barışını sağlayacak diplomatik krize sokabilecek entrikan içine giriyorsan girdin demiyorum. Göster görelim protokolü. Yarın bir gün VAR odasına maalesef birileri birileri çok özür dileyerek söylüyorum kötü bir yere çevirebilirler ve çevirdiklerinde görüyorum kardeşim. Reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra birlikteyiz sevgili seyirciler. Bu gece biraz uzun olacak. Ferdi Kadıoğlu'nun sevgili babası Feyzullah Bey ve hanımefendi Dayana değerli annesi Devrim Zengi sordu. Görüntüler sevgili Buğra Arslan'ın Devrim Zengi'nin röportajı çok ses getirecek. Bizden ayrılmayın ama bu gece biraz uzun sürecek. Şimdilik bir kısa bir çay molası. Haydi bakalım.